batma ve çıkma noktasının önünden Halice bağlanmış olacağız. Burada bir 1,5 ay birlik bir tonozumuz var. Eski gerçi yağmur suyu tonozu. Battı çıktığı da içine aldı. Evet, yani o ikisini de alacağız. Şimdi şeyi başkanım, bu tonozlar, yani şu eski tonoz ileriye doğru gidiyor. Bu tonozların hepsini de bu şafta döndürmüş olacağız. Yani bu sarılar, ki burada bakın 2200'lük bir hattımız var. Bu hattı da 2200'lük olarak tekrar yenileyeceğiz. Yine şeyin dışına atacağız. Bu kazıkların asıl, çünkü bu böyle statik olarak burası problemli. Şura komple halka açılıyor. Anlatabildim mi? Büyük bir meydana dönüşüyor. Evet, yani onu arkadaşlar çözdü. Bu tarafa kaydırıyorlar. Ticaret odası. Evet, bu tarafa kaydırıyorlar. Bu çok önemli. Çok önemli bir proje. Değerli bir iş. Burada en önemli hususu o yani. Tabii burada bir kritik konu, tramvayı burada bitiriyoruz. Daha önce bu düşünülmüş. Yani acaba M1 hattıyla T1 hattıyla birleşir mi diye. Ama bu çok yoruyor. Ama zaten yakın bir mesafe. Aynen öyle. Burada insanlar yürüsün. Yani yürüyüp dağılsın. Hatta daha da verimli olur diye bir karar verildi. Bu kritik kararları bilin yani. Evet. Görmüş olduğunuz gibi burada biz özellikle şuradan bir yaya geçidini döşemeyi de değiştirerek, çünkü mevcut ulaşım kararlarına müdahale etmediğimiz için yaya öncelikli bir hale getirebilirsek, o zaman şuradaki tek mekan görüntüsünü elde etmiş olabileceğimizi düşündük. Şuradaki tur yol iskelelerini giydiriyoruz şu aşamada ama belki görüşülerek başka bir noktaya, çünkü şey bir görüntüsü var, biraz çirkin bir görüntüsü var oradan geçerken gösterecektim. Genel olarak meydanın şu anki hali tasarımdan sonra, bittikten sonra bunu bu şekilde. Aslında alt burada alt geçit duruyor, var. Duruyor. Ama şuradan da bir esas yaya akışı veriyoruz. Yani burada yani yavaşlatılmış bir trafikle vatandaşın devamlılığını, başka şeyler düşünüldü. Ama burada hem kazı sorunu, hem yani trafiği alt üst edecek bir çalışmanın yerine daha insani geçişle, hani bir sahile doğru insanların aktığı. Zaten ileride de aynı geçiş var. Orada evet, da aynı şey. Evet. Selamünaleyküm. Tüm akrabamla yanınızdayım. Tamam. Herkesle geçen birimle bir tartıştım. Ya görmüyor musunuz bu kadar olanları? Daha nereye gidecek bu? Tamam, iyi olacak her şey. İyi olacak. İyi ki varsın. Evet, vallahi tüm bütün milletle hep mücadele ediyorum. Tamam. Ha, kaç kişi çevirsem kerkerdir. Ha, tamam. Aynen. Görüyorsun bu kadar paralar nereye gittiler? Ne oldu paralara? Ekran. Ha, şimdi yok öyle tüküdü arasın, destek vereceğiz. Şunu yapacağız. Bunun yapacak bir şey yok. Merhaba, nasılsınız? Sağ ol, aynı şekilde. Vallahi İyi misiniz? Sağ ol. Allah razı olsun. Nasıl çekilelim ya fotoğrafı? Vallahi çok kim çekiyor? Ben yeni mezunum. Alo, hoş, çok yeni iyi. Yeni mezunum. Ne düşünüyorsunuz? Kadın doğumcu olmak istiyorum. İnşallah. Bir isteğiniz var mı? Yok, estağfurullah, teşekkür ederiz. Ben sadece oldum. Sizi görünce hemen sağ çektiğinizi çok tanışmam gerekiyor. Çok mutlu oldum tanıştığıma. İsmim Dilan. Dilan Hanım, memnun oldum. Harika. Yolunuz çok açık olsun. Sizin de teşekkür ederim. Çok sağ olun her şey için. Bu tarafa. Burayı böyle çekirdekleştirerek oradan paslayabiliriz bunu. Yani o aksın kendisine nitelikli hale getirip ama buraya bağlayabilirsin. Ama bu bahsettiği işte trafik meselesi. Yani burayı böyle düzenleme, yayalaştırma, işte altta buluşturma, aslında alttaki buluşmayı buraya çekmek, buradakini oraya çekmek. Yani araba tekrar buraya yapılmasına gerek yok, tramvayla geliyoruz. Başka bir alanda bırakmak.
Hadi bakalım. Vallahi konuşun. Adıyaman'dan. Hoş geldiniz. Beraber mi? Evet, evet. Hayır, güzel. Ersin. Buyurun. Ben de İngiliz müzik öğretmeniyim. Tamam. Öğretmenim buyurun. Tabii tabii. Gönüllü mü yaptınız? Yani aslında bu 8-9 ay bizim arkadaşların işi bittikten sonraki bir 9 ay mı diyelim? Evet, 9 ay bunun gibi bir şey. Dolayısıyla ondan girdikten sonra bize vermeye başladıktan sonra eş zamanlı ne kadar iş kaçırabilirsek onu bir planlamamız gerekiyor. Ayı çıkıyor bundan biliyorsunuz. Evet. Burayı tamamen yeşil alanda. Güzel bir etkinlik sahası. Evet, burada çiftler falan kalkacak. Altından geçişler vesaireler. Bu ne oradaki tekne? Şu otoparkı kaldırıyoruz. Tekneyi oradan kaldıracak mı? Kaçak başkan mı kaldıracak? Bu otopark da başladı. Şu otopark evet. Bağlı. Burada size anlattığım şeyleri koymuş arkadaşlarımız. Bu Haliç eski tarihi Haliç Köprüsü'nü değerlendiriyoruz. Sahil bandında özel detaylar çözmeye çalışacağız. Burası işte biraz önce oturmuş olduğumuz raylı sistemlerin şantiyesinin bulunduğu alan. Yine aynı şekilde sahasının altında olduğu kadar spor aktivitesi haline getireceğiz. ÇÖGEM'in hem bu aksından hem öbür aksından konuşarak anlaştık. Geniş bantta yer alıyoruz. Burayı çöken yerleri mümkün olduğu kadar doğal formda çöktüğünü kabul ederek bir tasarım gerçekleştirdik bu alan. Evet. Bizim için belki de 2021'in ve 22'nin en önemli hattını bugün yürüyerek dolaşıyoruz. Ta Eminönü'nden Ali Beyköy'e kadar olan Haliç kıyıları ile ilgili düzenleme çalışmalarımız. Tabii burada birkaç şeyden bahsetmek lazım. Cibali'den Eminönü'ne devam edecek olan kalan tramvay hattımızın tamamlanma işimiz var. Tabii burada özellikle Atatürk Köprüsü'nde yani Unkapan'ın bildiğimiz kavşağında hem çok zayıflamış olan üst geçitin yenilenme meselesi var hem oradan battı çıktığıyla köprünün altından geçecek olan tramvay hattımızın geçiş konusu var. Tabii burada aynı zamanda İSKİ'nin deplase konuları var. Bütün bunların takvimini, iş zamanlamasını iyi planlıyoruz. Kurumlarımızla bir araya geldik bugün sahada. Ve gerçekten orada hem güçlendirilmiş bir köprü hem battı çıktığıyla Eminönü'ne devam eden tramvay hattımız hem de yakın çevresiyle ilgili peyzaj çalışmalarımız ki burada Eminönü'nün meydan düzenlemesi de bu işin içerisinde gerçekten görselleriyle baktığımızda bizi 2021'de çok yoğun ama 2022'de çok güzelleşen bir Unkapanı hattından Eminönü'ne olan o kısmın çok böyle 180 derece değişimini, olağanüstü güzelleştiğini inşallah yaşayacağız. Onun için 2022 bizim için bu hatta sürprizlerle dolu. Sadece bununla kalmıyoruz tabii. Aynı zamanda bütün Haliç kıyılarında ki toplamda kaç milyon metrekare çalışıyoruz burada? Şu anda 1 milyon metrekare. 1 milyon metrekarelik bir hattı şu an aktif çalışıyoruz. Tabii bunun içinde Feshane'deki müze çalışmamız var. Bölge üzerindeki spor alanları ile ilgili düzenlemelerimiz var. Peyzajın kimlikli bir şekilde bitirilmesi var. Haliç kıyısında bisiklet yoluyla kesintisiz bir hat oluşturuyoruz. Yaya aksı oluşturuyoruz. Turistik alanları özenle toparlıyoruz. Çünkü aynı zamanda Haliç'in karşı kıyısı yani bir nevi Beyoğlu tarafında da yapılan yeni müzeler, eskiden beri devam eden, hizmet eden müzeler, tersanedeki geliştireceğimiz alanlarla Haliç aynı zamanda bir ulaşım alanı, ulaşım aksı olarak da kullanıyor olacağız. Bütüncül bu çalışma modelimizin içerisinde bunlar da var. Tabii bununla da kalmıyoruz. Balat kıyılarını gezdik bugün. Tarihi ne yazık ki uzun yıllardır çok kötü durumda bırakılmış alanlarımız var. Onların restorasyon çalışmaları ve onların kimlikli bir şekilde fonksiyonlandırma çalışmalarını da yerinde ziyaret ettim. Gerçekten sürpriz alanlar var. Alanlarımızı da o satıhta geliştirme
çabası içerisindeyiz. Yani temennim şu, tabii ki zamanlamayı, planlamayı iyi yapıp vatandaşımızla bütün bu süreçleri paylaşacağız. Kaldı ki bizim özellikle un kapağında yapacağımız İSKİ, fenişleri, raylı sistemler, park bahçeler çalışmalarımızın tam takvimini, ne zaman tam hızlı başlayıp ne zaman bitireceğimizi vatandaşlarımızla paylaşacağız ve inşallah yormayacağız vatandaşlarımızı, ama bütününü de, yani 2022'de hangi tarihte tramvayımızın kalanını bitiriyoruz, ne zaman peyzajımızı bitmiş haliyle vatandaşlarımıza sunuyoruz, restore edeceğimiz tarihi alanlarla ilgili ne zaman süreci başlatıyoruz, özellikle hat üzerinde yoğun bir parklanma kapasitesi oluşturup, ki bu özellikle E5 hattına çok yakın bölümlerde olacak, var olan parkların daha fonksiyonel kullanılması ve yeni parkların yapılmasıyla da biz istiyoruz ki Haliç bir ulaşım aksına dönsün, keyifli bir ulaşım satı olsun orası. Aynı zamanda tramvaya yakın bölümde de parklanma kapasitesini arttırarak insanların Eminönü'nün trafiğine araçlarıyla girmelerini değil, orada arabalarını bırakıp tramvayla Eminönü'ne seyahat etmelerini ve oradan belki de Sultanahmet'e ve diğer bölümlere devam etmelerini, hatta Beyoğlu tarafına metro hattımızda devam etmelerini istiyoruz. Bu bütüncül süreç hem buradaki semtlerimizin rahatlamasına vesile olacak, ama aynı zamanda bizim için çok daha kıymetli olan tarafı, burada belki de turizm açısından müthiş bir bölümü gelen turistlere açmış olacağız. Ben öyle tahmin ediyorum ki bu tür açtığımız ve iyi gezilebilen ve hissedilebilen alanlar oluşturduğumuz takdirde, mesela bu bölüm bile İstanbul'da gelen turistin konaklama gün sayısını belki tek başına bir gün arttıracak bir alandan bahsediyoruz. Gerçekten keyifli bir cumartesi gününü saatlerce yürüyerek, yerlerinde görerek, çalışma arkadaşlarımın da güzel planlamalarını, güzel performanslarını görerek geçirdim. İnşallah uygulamada da aynı performansla 21 ve 22 aksında müjdeli haberleri Fatih ilçesine ve Eyüp Sultan ilçemize vermiş olacağız. Bu arada 7000 adım atmışız şimdiye kadar. Öyle mi? 10.000'i tamamlayacağız yani. Geçeriz umarım, geçeriz. Ramazan'da yürümek, çalışmak daha bereketli oluyor. Arkadaşlarımla keyifli bir yürüyüş yaptık. İşle yürüyünce adımların sayısını unutuyorsunuz. Onun için çok iş ürettiğimiz, dolayısıyla boş adımlar değil, dolu dolu adımlar attığımız günler olsun hep önümüzde. Başarılar.